çok sıkıcı. Ben çok acıktım. Hey, bu çok komikti. Madison dikkatini ver, özellikle de ben komiklik yaptığımda. Tam böyle durumlar için üstünde çalıştığım bir şey var. Aa, merhaba öğretmenim, harika bir ders. Aa, bu nedir? Çok iyiymiş. Bunca zaman neredeydin? Çok gülünç görünüyorsun. Bu dersten nefret ediyorum. Bu renk seni açtı. Buna bayıldım. Vay, şu marshmallow'lara bak. Ne? Bir tane mi? Sadece bu mu? Bununla ne yapabilirim ki? Ezik. Bu çok güzel olacak. Marshmallow'ları waffle ızgarasına yerleştireceğim. Kapağı kapatalım ve çalıştıralım. Şimdi de bekleme zamanı. Ya, kötü bir şey mi oldu? Bu kadarı yeter. Sana gününü göstereceğim. Sadece şu mikrodalgaya ihtiyacım var. Hiç şatafatlı bir ekipmana ihtiyacım yok. Marshmallow'u mikrodalgaya koyacağım. Sonra da ısıtalım. Ne ne? Ah, bir koku alıyor musun? Ah, hayır, bu bir felaket. Of, her şey berbat oldu. Ya, bu hiç adil değil. Oh, benimki hazır. Vay canına, büyümüş. Kocaman olmuş, şuna bak. Vay canına, bu inanılmaz. Marshmallow'ları yaktığıma inanamıyorum. Kırık aldığını biliyorsun değil mi? Üzgünüm. İşte bu. Bu fevkalade olmuş. Devasa bir şey, harika iş çıkarmışsın. Ah, harika, teşekkür ederim. Tebrikler. Ah, sonunda. Hey, bu müziğe bayılıyorum. Günün en sevdiğin zamanı. Doğru şekilde dizsem iyi olur. Tıpkı annemin öğrettiği gibi. Aa, asla peçeteyi unutuyordum. Peçetem olmadan asla. En sevdiğim gömleğimi korumalıyım. Şimdi ellerimi temizlemeliyim. Hastalanma riskini göze alamam. Sandviçimde mikrop istemiyorum. Yemek vakti geldi mi? Zilin çaldığını duymamışım. Sen hala ekmeği kesmek için bıçak mı kullanıyorsun? Yeni moda makas. Tam ortasından. Evet. Her yeri döküldü. Sen kendi yemeğine baksana. Gözlerime inanamıyorum. Hayır. Dur. Olivia. Yakaladım. Yaşasın o. Sihirli malzeme. Bunu kullanabilirim. İçine rahatça sığdı. Bak, kimliğim. Neden onu kullanıyorsun ki? Of. Neyse, yakaladım. Sonra temizlerim. Aklıma bir fikir geldi. Biraz şeker serpeceğim. Ya da bol bol serperim. Harika görünmüyor mu? Hey! Kar mı yağıyor? Aa, muhteşem. Of ya. Affedersin. Hiç merak etme. Ben hallederim. Kimse kıllı bir tatlı yemek istemez. Bir saniye. İğrenç. Al bakalım. Bu çok lezzetliymiş. En azından birimizin karnı doydu. Ah, tamam. Bu sadece bir yemek kursu. Bunu yapabilirsin. Kapıyı açacak mısın? Özür dilerim. Hemen şöyle açtım. Bana aldırmayın. Sanırım her şeyi aldım. Hey. Selam. Malzemeleriniz efendim. Bu da ne? Ben resmen buradayım. Yemek kursunun sınav zamanı ya da diğer odayla yemek savaşının vakti geldi. O çok tuhaf biri. Ya
Yani bilemiyorum. Ay. Evet, gerçekten tuhaf. İşte Chris geldi. Şu muhteşem saçlara bakın, ne çok saçı var. Az kalsın yakalanıyordum. Ben de felaket görünüyorum. Ah, bu hiç iyi değil. Benim makyaj malzemelerim nerede? Dönüşüme girmem lazım. Hem de ciddi bir şekilde. Süngerlerini hazırla. Fondöten zamanı. Bugün güzel kalın bir tabaka uygulayacağız. Ardından biraz ışıltı veriyoruz. Gözlerini kapat ve göz kapaklarının üstüne tamamen sür. Bolca kullanmaktan çekinme. Şimdi sırada renkler var. Biraz pembe mesela. Bu kesin tüm bakışları üstüne çeker. Ama farı iyice dağıt. Ve alt tarafa da biraz sürmenin bir zararı olmaz. Şimdi biraz hızlanalım. Şu simlere bak. Şimdi işler kızışıyor. Göster bakalım kendini. Gözlerim disko topu gibi oldu. Peki buna ne dersin? Gözlere son dokunuşu yapmak için göz kalemi gibisi yok. Şimdi yüzümün geri kalanına dönüyorum. Alnı unutmuyoruz. Evet, yine iyice yayalım. Buradaki çizgilerin yumuşaması gerek. Ve yanakların da. Peki dudaklara ne geliyor? Dudak parlatıcısı tabii ki. Ve işte son halimiz. Öpücükler. Çok çılgınca. Ne? Vay canına. Cheryl ne zamandan beri böyle görünmeye başladı? Ne haber? Uf. Çok fena. Hey yüzüm. Bende de hiç şans yok. Bunlar benim için mi? Yüzünü biraz güldürebileceklerini düşündüm. Oh, peki. Çok kolay, bu da öyle. Bu testlerin daha zorlayıcı olması gerekmez mi? Bu çok eğlenceli. Ve bitti. Bu bir rekor olmalı. Henüz dersler başlamamış bile. Neyse, yapacak çok şey var. Bu sırada bitkileri sulayabilirim. İşte oldu. Soğuk çaya ne dersin? Biraz da karıştıralım. Vay canına, burası çok tozluymuş. Okullar daha iyi temizlenmeli. Ne yapıyorsun sen? Bana aldırış etme. Az önce saçıma mı dokundun, inek? Bugünkü testi ben hazırlayacağım. Belki biraz daha zorlayıcı sorular bulabilirim. Ay, çok eğlendim. Günaydın. Sınavın başlama zamanı geldi. Pekala, teşekkürler Julie. Çay. Pek soğukmuş. Senin derdin ne? Bu testi de yapacağım. İnanılır gibi değil. Keşke uğraşacak bir şeyim olsaydı. Of, aman neyse. Vay canına, bu ışıklandırma harika. Acaba sakız ne kadar uzayabilir? Epey uzadığı kesin. Of, çok sıkıldım. Aptal cuma akşamları. Bitsin artık. Neden arkadaşlarım beni sevmiyor? Bir dakika. İşleri kontrol altına alma vakti geldi. Ve işte bu şekilde. Parti vakti geldi tatlım. Gördün mü, herkes benimle parti yapmak ister. Cuma akşamlarını seviyorum. Cidden mi? İnsanların yapacak başka işi yok mu? Ben ezik değilim. Aslında ben bir dahiyim. Bunların hepsini kendim çözdüm. Çok teşekkür ederim. Bugün herkesin canına okurum. Beynin varken kimin arkadaşa ihtiyacı olur ki? Ki bu teste çalışmışım. Selam, nasılsın? Affedersin, biraz meşgulüm. Bu biraz kabaydı ama sorun değil. Şimdi çantamdakileri yerleştireceğim. Kalemliğimi buraya koyacağım. O da ne? Biraz daha dikkatli olabilir misin? Affedersin, yanlışlıkla oldu. Daha sessiz olacağım, söz. Bakalım burada neler varmış. Hey Hazel. Hazel, baksana. Şşş.
Ne? Ha? Nereye gitti bu? Kandırdım. Şuna baksana, şirin bir köpek çizdim. Beni yalnız bırakır mısın lütfen? Hadi git buradan. Sanırım kedileri daha çok seviyor. Hey, ne yapıyorsun? Bırak beni. Çok somurtkan. Hadi biraz eğlenelim. Bu da neydi? Sadece birazcık bakacağım. Hadi ama. Of. İyi görünüyor muyum? Ayaklarımı yardıma ihtiyacı var ama. Buralarda hiç yedek çorap var mı? Ayakkabıya ihtiyacın olduğunu duydum. Bunları al. Teşekkür ederim çöpteki adam. Burada daha temiz bir şey var mı? Fare! Sanırım hiç yoktan iyidir. Ne çok kirin var. Üstüne yapışmışlar gibi. Kirleri kazımak hiç bana göre değil. Bu şey görünümü kurtarabilir. Aseton lekeleri çıkarabilir. Pamuğa biraz dök. Sonra da kirli yüzeye sür. Devam et. Bitmek üzere. Bak yeni gibi oldu. Çok sevimli. Tada! Ay! Bunlar için de bana yardım edebilir misin? Kendin hallet. Yine bir cuma akşamı evdeyiz. Kendimize bakım yapmak için mükemmel bir zaman. Sen ve şu tırnakların. Bu benim telefonum mu? Kim ki acaba? Bu gece parti mi varmış? Neyse ki tırnaklarımı bitirmiştim, değil mi? Şuna bak. Hayır, ben partiye falan gitmem. Lütfen. Tamam o zaman. Yaşasın. Hadi bakalım. Ne giyiyoruz? Birinci adım. Peki. Ben hazırım. Kıyafetim tamamdır. İyi görünüyorsun gerçekten. İkinci adımda ne var? Ne? Ben mi? Sorun yok. Ben böyle iyiyim. Olmaz. Seni giydirmeme izin vermeyecek misin yoksa? Olamaz. Yavru köpek bakışı. Biliyorsun bu gözlere karşı koyamam. Aman tamam. Değişeceğim. İşte. Ne düşünüyorsun? İşte bu. İkiz gibi olduk. Peki ayakkabı konusunda ne yapacağız? Çok çirkinler. Ne? Ne yani? Kötüler mi? Çok çok fena. Şanslısın ki senin için bu çiftim var. Bunlar insan ayağı için mi yapılmış? Çıplak ayakla gitmeyi tercih ederim. Neden olmasın? Evet. Lütfen. Olmaz. Evet. Peki. İki pis bot yerine iki hoş topuklu ayakkabı. Şimdi mutlu musun? Yaşasın. Şimdi yürü bakayım. Peki. Yapalım şunu o zaman. Bu hiç iyi görünmüyor. Ve kadın yeri boylar. Olamaz. Kesin canı yandı. Sorun yok, ben iyiyim. Sen bunların içinde nasıl yürüyorsun? Çene yukarı. Tamam. Omuzlar geriye. Ümitsiz vaka. Bir saniye. Burada ne olduğunu görmek ister misin? Bir bakalım. Çok şirin. Sen buraya nasıl girdin ki? Ne? Bilmek istemiyorum. Yok artık. Ben de bilmiyorum. İşte burada. Ne? Evet. Pardon. Askıyı gömleğinin sırtına koy şimdi. Bu duruşuna yardımcı olacaktır. Bak şimdi daha işe yaradı. Şimdi bir test sürüşüne ya da yürüyüşüne çıkalım. Peki. İşte oluyor. Üstelik güzel de oluyor. Kendimi uzman gibi hissediyorum. Harika. Hadi o zaman partileyelim. Burası çok kalabalıkmış. Şu ayakkabılara bakar mısın? Muhteşemler. Çok ama çok etkilendim. Bu haksızlık. Çok mu kıskandılar ne? Hadi o zaman.
DJ'ye bizim şarkımızı çaldıracağım. Bir istekte bulunabilir miyim? Teşekkürler. Ne haber kızlar? Amanın bu omuzlar. Hey! Ne istiyorsun? O sırtındaki askı mı? Gitsene şuradan. Ben hep senin arkandayım dostum. Şu akoru bir dinle. Bu parti harika olacak. Oo, en iyi. Çok güzel görünüyorsun. Bir partiye nasıl gidileceğini kesinlikle iyi biliyorsun. Ayakkabıların bile çok tarz. Ama bir dakika. İçeri giremezsin. Bu parti için boy sınırı var. Küçük çocukları içeri alamayız. Hadi bakalım yeterince uzun boylu muymuşsun? Evet, boyun yeterince uzun. Buyur gir. Parti seni bekliyor. Hey John, sonra görüşürüz. Aa, ödümü patlattın. Gerçekten hiç belli etmeden insana yaklaşıveriyorsun ha? Yeni çorap ve spor ayakkabılardan mı giymişsin? Hey John, gel de şuna bir bak. Pekala, gel de boyunu ölçeyim. Boyun alt sınıra yakın bile değil. Üzgünüm, başka parti bulmalısın. Bir seferlik istisna olmaz mı? Yettin ama. İçeri giremezsin dediysem giremezsin. Şimdi git buradan. İyi, aman, peki, gidiyorum. Zaten o aptal partiye gitmek istemiyorum artık. Kesin içerisi onun gibi kötü insanlarla doludur. Hey, dur bir dakika. Sanırım bir fikrim var. Evet, bu kesinlikle işe yarayacak. Ayakkabılarımı çıkarıyorum. Sonra çoraplarımı kıvırıyorum. Sonra ayağımdan çıkarıyorum. Ama kıvırmaya devam ediyorum. İşte böyle. Şimdi çoraplarım iyice toparlak oldu. Ayakkabımın topuğuna yerleştireyim. Sonra da ayağıma giyeyim. İşte oldu. Ayakkabıların içindeki çoraplar boyumu uzun gösterecek. Selam. Partiye girmek istiyorum lütfen. Yine mi sen? Git dedim sana. Tekrar kontrol et lütfen. Peki. Ama bir fark olmayacak. Bak gördün mü? Öncekiyle aynı boy. Bir dakika. Uzamışsın. Bu nasıl mümkün olabilir ya? Bir numara falan yok. Pekala. Kural kuraldır. Girebilirsin. Evet. Ben geliyorum parti. Nasıl bu kadar çabuk uzadı ya? Ah ama neyse. Bu harika bir gezi olacak. Bronzlaşmak için sabırsızlanıyorum. Üstelik birinci sınıftan bilet aldım. Sonra görüşürüz. Şu bavulu toplama işini artık bitireyim. Hepsini alayım. Şapkamı da alsam iyi olur. Bu ayakkabıları alamam hayatta olmaz. Bana gereken şey plaj terlikleri. Bir yerlerde var biliyorum. Ay fare! Terliklerimi mahvediyor. Geri ver şunu seni pis kemirgen. Ver dedim. Hadi git buradan. Güzel gitti. Hey bir dakika. Dahice bir fikrim var. Bu eski yağmur çizmelerimin burnunu kesiyorum. İşte aynen böyle. Şimdi de şuradan kesmem gerekiyor. Ve bitti. Oo, harika oldular. İşte yeni bir çift terliğim oldu. Harika. Al sana aptal fare. Şimdi plaj zamanı. Çamaşır günü. Neyse ki yıkanacak fazla şey yok. Oh, kot pantolonum. Bunu çok seviyorum. Kesinlikle en sevdiğim pantolonum. İşte bu kadar. Birkaç giysi sadece. Hadi bakalım. Fazla uzun sürmez herhalde. Saate bir bakayım. Burada oturup bekleyebilirim. Vay canına ne çok şey öğrendim. Evet, çamaşırların bitmesini bekliyorum. Ah, bitti. Seni sonra ararım. Tamam. İşte eteğim. Ne?
Ne olmuş buna? Minicik olmuş. Hayır, 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 hayır. Bu olamaz. Ne olur en sevdiğim kot pantolonuma da bir şey olmuş olmasın. Ah, iyi görünüyor. Emin olmak için hemen bir deneyeceğim. Hadi üstüme olsana. Ah, iyice çekmeliyim sadece. Of, yararı yok. Bu da biraz çekmiş demek ki. En sevdiğim kot pantolonum mahvoldu. İnanamıyorum. Bu bütün günümü mahvetti. Neredeyse bana ihanet etmiş gibi geliyor. Tek suçum onu sevmekti. Bir dakika. Belki bir şey yapabilirim. Ha, onu tersten giyiyorum. Bacakları giyip yukarıya çekiyorum. Sonra çekip tamamen giyiyorum. Evet, işe yaradı. Pantolonumu kandırdım resmen. Güle güle etek. Artık sana ihtiyacım yok. Evet, en sevdiğim pantolonla bir gün daha. Hem de hala eskisi kadar iyi görünüyor. Nihayet güne başlayabileceğim. Peki, tırnaklarım iyi görünüyor. Pardon. Temizlik yapmaya çalışıyorum. Oh, öyle mi? Kıpırdamaya zahmet etmiyorsun demek. Peki, peki, çekildim. Beklerken bir şeyler atıştırayım. Çok iyiymiş. Pekala, neredeyse bitti. Bu artık gerekmiyor. Gelip alıver. Aa, kimse beni dinlemiyor. Tertemiz oldu. Ay, düşüyorum. Of, ne oldu şimdi? Yıldızları sayıyorum. Ah, pardon. Ne oluyor burada? Ah, üzgünüm. Öyle mi? Bu çocuklar ne kadar düşüncesiz. Buna bir son verebiliriz. Bir noktayı atlamışsın. Evet, orası. Bu hayatımın en kötü günü. Acayip canım sıkılıyor. Bir atıştırmalık olsa iyi olurdu. Başak. Hey. Hey dedim. Sanırım tek başımayım. Bir dakika. O bir buzdolabı mı? Ah, talihim dönmeye başladı. Tık tık. Aa, bunları yiyemem. Zaten bunu kim buraya geri koymuş ki? Resmen çürümüş. Aslında belki kemirebilirim biraz. Ay, aklımı oynatıyorum herhalde. Of. Pekala. Ha, nereye gitti bu? Fare! Ah, çöpümü çalmış. Neyse ki daha bir sürü var. Of, lütfen bana yiyecek bir şeyler ver. Öleceğim burada. Evet, hiçbir şey yok. Belki çok işten dilersem. Hala bir şey olmamış. Daha bir daha bakayım. Oh, başka seçeneğim kalmadı. Bunu normalde sosisliğe sürerim. Ama bugün bu içeceğim olacak. Bayağı da sıcak bir içecek. Pekala. Çifre mi girsem iyi olacak. Ve tabii baş parmağımın izini de. Son olarak iris taraması da yaptırıp kilidi açma sürecini tamamlayabilirim. Artık dolabın anahtarını kullanabilirim. Bakalım ne lazımmış? Aa, evet, makyaj çantam ve biraz para. Altın külçelerim ve altın rengi telefonlarım. Üstüme biraz da parfüm sıkayım. Aman tanrım, şuna bak. Vay canına, biraz fazla. Bizden kesin daha iyi olduğunu sanıyor. Of, her neyse. Tüh, dolabımın kilidi nerede acaba? Aa, işte burada. Benim uğurlu cetvelim. Oldu işte. Ah, yarasalar. Çıkın şuradan. Güzel, gittiler. Pekala, benim neye ihtiyacım var? Aman tanrım. Bu dolap çöplüğe dönmüş. Biraz kendimden utandım. Bir bakalım. Bunların hepsi çöp. Oo, bir sakız parçası.
ve hala çiğnenebilir. Tamamdır. Sanırım artık sıradaki derse girsin. Biliyorum. Ona öyle dediğine inanamıyorum. Hop! Kaptım. Uzak dur. Ay! Tüh! Başımız derde girecek. Yeter artık. Koridorda koşmanın yasak olduğunu biliyorsunuz. Velin hemen odama gelsin. Oh, bu fena oldu. Başını derde soktuğum için üzgünüm. Bir dakika, bir fikrim var. Yine bir makyaj dönüşümü zamanı. Şu bölgeye makyaj yaparak başlıyorum. Bu kuruması gereken su bazlı bir tutkal. Şu bölgeyi de biraz sürüyorum. Bu sırada cildimi biraz geriyorum. Sonra kuruyunca cildim karışmış gibi görünecek. Ağzımı ve burnumu da unutmayayım. Öbür yana da aynısını yapmalıyım. Yanağımı şişiriyorum. Ve işte bu da tamam. Şimdi göz kapaklarıma odaklanmalıyım. Ah, baksana ne kadar yaşlı görünüyorum. Ama dudaklarım hala genç duruyor. Onları da halletmeliyim. Şimdi sıra kaşlarımda. Onlara da biraz tutkal sürüyorum ve grileşmesini sağlıyorum. Kirpiklerime de aynısını yapıyorum. Şimdi biraz kapatıcı sürelim. Son olarak yaşlı kadın peruğu takıyorum. Ne düşünüyorsun? Anne gibi görünüyor muyum ya da büyük anne gibi? Merhaba öğretmenim. İşte çağırdığınız büyük annem. Pekala. Lütfen oturun. Şuraya otur büyük anne. Ben dışarıda bekleyeceğim. Demek büyük annesisiniz. Bana bunu yollamışsınız. Aa, pekala. Koridorda koşuyordu. Anladım. Daha fazla anlatmayın. Onunla kurallara uyması konusunda konuşacağım. Aa, çok işe yaradı. Aynen kandı. Evet, teşekkürler. Sen dünyanın en iyi arkadaşısın. Şimdi şu kırışık cildimi çıkarayım. Şuna bak, nasıl da soyuluyor. Bir dakika. Hey! Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Çabuk kaç. Aman tanrım. Bu dans yarışması yüzünden çok huzursuzum. Hey, zamanımız daralıyor. Sıradaki gelsin. Hadi sen başarırsın. Yapabileceğinden eminim. İyi şanslar. Pekala. Hazırım. Hadi bakalım. İşte dans ediyorum. Donup kalmıyorum ya da hata yapmıyorum. Vay canına, çok iyi dans ediyor. Evet, başardın. Oo, umarım hoşunuza gitmiştir. Tamam tamam, çok iyi iş başardın. Finallere kaldın. Yaşasın, buna inanamıyorum. Başardım. Başardın, aynen düşündüğüm gibi. Teşekkürler. Pekala, işte ben geldim. Hadi hadi, bunu başarabilirsin. Pekala, ona şimdi bu figürü göstereceğim. Ve sonra bunu. Evet, büyük bitiş hareketi ve tada. Oh, hiç güzel değildi. Evet. Lütfen sahneyi terk et. Of, olmadı. Olamaz. Hadi ama ağlama, çok iyiydin. Ya ben berbat bir dansçıyım. Hayır, böyle konuşma. Tekrar deneyeceğiz. Şimdi üstünü başını biraz düzeltelim. Hey, bence bayağı iyi oldun. Ama beni aynen kendin gibi giydirdin. Haklısın. Sanırım sana bir şey daha lazım. Saçlarına bir şey yapmamız lazım. Oh, anladım. Evet, tamam, hadi o zaman. Bu mavi tebeşirle başlayacağız. Ucunu biraz ıslatalım. Şimdi bunu saçlarının ucuna süreceğiz. Vay canına, harika oluyor. Sen muhteşemsin. Çok güzel. Gökkuşağı saçlarını yapmanın bu kadar kolay olduğunu kim bilirdi ki? Tamam, yeni görünümümle bir kez daha denemeye hazırım. Oh, vay canına. Şuna bakın, çok iyi dans ediyor. Görünümüne de bayıldım. Pekala, bir sonraki tura kaldın. Yaşasın, çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Neden burada olduğumu bile bilmiyorum. Para mı? Hepsi bu mu? Sanki umurumdaymış gibi. Peynir mi? Tamam, sanırım bunlarla bir şey yapabilirim. Hah, buldum. Şansıma yanımda bu dondurma çubukları var. Dondurma çubuklarını bu peynir dilimine geçir. Sonra peyniri aynen bu şekilde üçe böl. Peyniri önce yumurta, sonra da una batır. Son olarak da ekmek kırıntılarına. Peynir altınımsı bir kahverengiye dönüşene kadar dikkatlice hareket ettir. Güzel görünüyor. Şimdi de tabağını hazırlayalım. Bu cidden bayağı güzel görünüyor. Biraz yardım lütfen. Ay, pardon. Sana neden para verdiğimi bilmiyorum. Alo? Yardımına ihtiyacım var. Ne var? Tatildeyim. Aa, neden baştan söylemedin? Hemen geliyorum, işe koyulma vakti. Kıyafetlerimi giyeyim. Buradan kaçıyorum. Nereye gidiyorsun?
Yakında döneceğim. Annem değilsin benim. Sadece merak ettim. Ama tamam. Bu çok heyecan verici. Tıpkı eskiden olduğu gibi. Hey, bu kız o mu? Evet. Peki, bu kolay olacak. Meşgul görünüyorsun. Şşt, paramı ver. Ucuza gelmeyeceğim. Of ha! Senin yemeğin nerede? Sınıfta kaldın. Ne? İnanamıyorum. Peynirim gitmiş. Ne harika bir aşçılık eseri. Veriyorum. Bana mı? Ya teşekkürler. Bu hiç adil değil. Şansına küs. Acayip canım sıkılıyor. Bir atıştırmalık olsa iyi olurdu. Başak. Hey. Hey dedim. Sanırım tek başımayım. Bir dakika. O bir buzdolabı mı? Talihim dönmeye başladı. Tık tık. Bunları yiyemem. Zaten bunu kim buraya geri koymuş ki? Resmen çürümüş. Aslında belki kemirebilirim biraz. Aklımı oynatıyorum herhalde. Of. Pekala. Nereye gitti bu? Fare! Çöpümü çalmış. Neyse ki daha bir sürü var. Of, lütfen bana yiyecek bir şeyler ver. Öleceğim burada. Evet, hiçbir şey yok. Belki çok işten dilersem. Hala bir şey olmamış. Daha bir daha bakayım. Başka seçeneğim kalmadı. Bunu normalde sosisliğe sürerim. Ama bugün bu içeceğim olacak. Bayağı da sıcak bir içecek. Aç mısın Lili? Ev yapımı sushi ister misin? Güzel bir hanım için güzel çikolatalar. Burada kaç tane vardır acaba? Selam ufaklık. Bir bakalım. Bir hediye için daha yer var mı acaba? Gir şuraya. Ekstra ışıtının kimseye zararı olmaz. Kendimi seviyorum. Evet, tam da düşündüğüm gibi. Hesaplamalarıma göre bu taş bana galibiyeti getirecek. Ne ya bu taş? İşte bunu düşünmek lazım. Bu oyun neden bu kadar zor ki? Belki yerine başka bir şey deneyebilirim. Sanırım buldum. İşte bu kadar. Senin sıran ezik. En büyük rakibin kendin olunca iki tarafı da oynamak zorunda kalıyorsun. Aferin diğer ben. Al bakalım. Geliyorum. İşte böyle. Pekala çocuklar. Bu kuyruğu çok harika değil mi? Bütün gün yüzünde kalıyor. Hadi birlikte bir selfie çekelim. Şunlara bak, beni hiç taktıkları yok. Essie, Cheryl, artık yeter, hemen birbirinizden ayrılın. Mola Mouse, yanımdan ayrılmanı istemiyorum. Seni çok özleyeceğim Cheryl. Çok yakınız ama abi, o kadar da uzağız. Doğru olan bu. Buraya bir şeyler öğrenmek için geliyorsunuz. Pist, pist. Ne? Ne var? Telefonlarımızı kullanarak birbirimizle konuşabiliriz. Tamam, çok akıllıca. Dur telefonumu çıkarayım. Orada dur. Hadi gel, tartışmak yok. Burada otur ve bir yere kıpırdama. Sanırım başlamışlar. Hadi içeri gir. Hayır, girmeyeceğim. Mal gibi de gireceksin. Hayır. Bırak beni. Lütfen hadi içeri gir. Hayır, hayatta girmem. Bu neden her zaman böyle yapıyorsun? Bana başka seçenek bırakmadın. Affedersiniz. Julie gel bakalım. Sen de kimsin? Julie buraya gel. Bırak beni.
Bu iş çığırından çıktı. Gir içeri. Aa, buldum. Girersen bu popitler senin. Güzel görünüyorlar ama hayır. Geriye tek bir şey kaldı. Paraya ne dersin? Oh, hayır. Bunun işe yarayacağını sanmıştım. Neyse, sonra lazım olur. Ha, biraz çikolataya ne dersin? Çikolataya bayılırım. İşte böyle. Devam et. Çikolata. Çikolataları takip et. Neredeyse vardın. Bir sürü çikolata. Hepsi senin. Ne, hepsi mi? Bu çok heyecan verici. Bir dakika. Neredeyim ben? Kandırıldım. Gelecek sefere bunu aklımda tutacağım. Az önce içerideydin. Daha girmeyeceğim. Ah, evet, gireceksin. Hadi bakalım, yoksa bozuşuruz. Çok ikna edici konuştunuz. İşte bu kadar. Para mı? Hepsi bu mu? Sanki umurumdaymış gibi. Peynir mi? Tamam, sanırım bunlarla bir şey yapabilirim. Hah, buldum. Şansıma yanımda bu dondurma çubukları var. Dondurma çubuklarını bu peynir dilimine geçir. Sonra peyniri aynen bu şekilde üçe böl. Peyniri önce yumurta, sonra da una batır. Son olarak da ekmek kırıntılarına. Peynir altınımsı bir kahverengiye dönüşene kadar dikkatlice hareket ettir. Güzel görünüyor. Şimdi de tabağını hazırlayalım. Bu cidden bayağı güzel görünüyor. Biraz yardım lütfen. Ay, pardon. Sana neden para verdiğimi bilmiyorum. Alo? Yardımına ihtiyacım var. Ne var? Tatildeyim. Aa, neden baştan söylemedin? Hemen geliyorum, işe koyulma vakti. Kıyafetlerimi giyeyim. Buradan kaçıyorum. Nereye gidiyorsun? Yakında döneceğim. Annem değilsin benim. Sadece merak ettim. Ama tamam. Bu çok heyecan verici. Tıpkı eskiden olduğu gibi. Hey, bu kız o mu? Evet. Peki, bu kolay olacak. Meşgul görünüyorsun. Şşt, paramı ver. Ucuza gelmeyeceğim. Of, ha? Senin yemeğin nerede? Sınıfta kaldın. Ne? İnanamıyorum. Peynirim gitmiş. Ne harika bir aşçılık eseri. Veriyorum. Bana mı? Ya, teşekkürler. Bu hiç adil değil. Şansına küs. Ormanda ne çok ağaç var. Saat kaç? Ama tanrım. Bir bakalım, herkes derse başlamaya hazır mı? Pek öyle gözükmüyor. Pekala, artık başlamanın zamanı geldi. Burada kullanmanız için birkaç pergel var. Sizden tahtadakilerin aynısını çizmenizi istiyorum. Pekala, tahtaya kalkıp birini alın. Artık işe koyulalım. Uf, olamaz. Sınıfta böyle bir çalışma yaptığımıza inanamıyorum. Herkes bir tane alsın ve dediğimi yapsın. Hey, bir dakika, bana kalmamış. Ne? Bu da nedir? Yine uyuyamı kalmış. Ben şimdi ne yapacağım? Çok kötü bir durum. Buna nasıl bir çözüm bulabilirim? Şimdi nasıl daire çizeceğim ben? Elimde sadece bir cetvel var. Anlayamıyorum. Bu nasıl çalışıyor? Bu aptal şey hiç işe yaramıyor. Bununla daire bile çizemiyorum. Nasıl yani? Jack'in pergeli var ama onunla ne yapacağını bile bilmiyor. Bu çok sinir bozucu. Bunu kullanmak başlı başına bir sorun. Of, bundan nefret ettim. Vay canına, o da bayağı zorlanıyor. Hey, ben ne yapacağımı biliyorum. Bunu iyice açacağım ve işte oldu. Başardım. Tamam, belki bu cetvelle bir şeyler yapabilirim. Belki böyle bir şey çizebilirim. Hayır, olmadı. Bu işe yaramadı. Belki bunu hiç cetvel kullanmadan yapabilirim. Yok, bu da olmuyor. Hadi ama cetvel, yardım lazım. Galiba ne yapacağımı biliyorum. Cetveli 2 santimlik aralıklarla sonuna kadar işaretleyeceğim. Harika. Şimdi bu noktaların hepsinin üstünü delmek istiyorum. Süper, artık bir denemeye hazırız. Cetveli masaya yerleştirip ortadaki deliğe kalemi sokuyorum. Ve böyle çeviriyorum. Böyle devam edip çizimi bitiriyorum. İşte oldu. Çok işe yaradı. Aman tanrım, harika bir daire çizmişsin. Bir dakika. Bana pergelimi geri mi getiriyorsunuz? Aman ne güzel. Hadi, isimlerimizi yazmamız lazım buraya. Hey, bekle. İlk önce ben yazacağım. Çekin şuradan. Sıra bende. Çekin önümden. Of, her neyse. Zaten senin için kimse oy atmayacak. Görürsün sen. Kırılı
işi için adaylar yazılmış. Hadi gel benimle birlikte adını yazdır. Peki hadi bakalım. Belki de birimiz balo kraliçesi oluruz. Tamam şimdi kalemimi çıkarayım. İşte burada. Artık yazmaya hazırım. Of neler oluyor olamaz. Kalemi yazmıyor. Bir dakika. Bir fikrim var. Çantamda bir muz var. Bir dakika ama istediğim bu değildi. Tekrar deneyelim. İşte oldu. Bu sefer buldum. Evet. Bir dakika. Bu kesinlikle aradığım şey değildi. Vay canına kızma ama bu iş çok uzun sürdü. Evet biliyorum. Ben de o bölümün tamamını dün akşam seyretmiştim. Bu da neydi? Artık yeter. Bütün çantamı yere boşaltıyorum. Bir dakika. Bu bir meyve suyu kutusu mu? Bu aslında aklıma çok iyi bir fikir getirdi. Pekala şimdi bu boş kutuyu alıp onu biraz kesiyorum. Bu şekilde tepesini aldıktan sonra makasla köşelerini kesiyorum. Kutunun köşesini en ucuna kadar kesiyorum. Sonra kutuyu tamamen açıp yaymak için aynı şeyi diğer köşelerine yapıyorum. Ama bunu hala meyve kutusuna benzemesini istemediğimden pembe kağıtla kaplıyorum. Şimdi bunu çevirip biraz tutkal sürüyorum. Bu kısımların hepsini güzelce tutkalla kaplayacağım. Çünkü şimdi bunun üstüne turuncu renkli kağıt şeridi yapıştırmak istiyorum. Şimdi sıra çok güçlü sıcak tutkalda. Çünkü diğer tutkal işimizi görmezdi. Bunun üstüne bir diğerini ekleyeceğim ama onu böyle döndüreceğim. Sıra daha fazla sıcak tutkal uygulamakta ama bu sefer bunu uçlarına yapıyoruz. Çok fazla olmasına gerek yok. Şimdi buralara bu küçük lastik parçayı ekliyoruz. Ve sonra bunun üstüne birkaç mıknatıslı şerit yapıştırıyoruz. Tada! İşte sana kalem ve diğer kalemlerini koyacağım bir şey yaptım. Not kağıtlarını buraya koyabiliriz. Bu mıknatıslar da ataşları tutar. Hepsini böyle yerleştirdiğimizde tekrar katlayabiliriz. İlk önce içerideki kutunun katlanması gerekiyor. Sonra dışarıdakini katlayabilirsin. Sonra bunun ucuna daha önce kestiğimiz kutunun başlığını takabiliriz. Bak senin için ne yaptım. Bu nedir? Açayım mı bunu? Peki, vay canına yok artık. Gördün mü artık kalemlerini kolaylıkla bulabilirsin. O zaman şimdi ismini buraya yazabilirim. İşte oldu. İnsanlar ona nasıl ilgi gösteriyor şimdi. Vay canına bu şimdiye kadar gördüğüm en harika okul malzeme kutusu. Of, hapis çok sıkıcıymış. Bu arada karnım da çok acıktı. Şef, buraya yemek getirir misin? Evet hanımefendi, buyurun. İsteğiniz üzere altın hamburgeriniz. Güzel. Evet, çok lezzetli gerçekten. Gerçek bir gurme yemeği. Buyurun hanımefendi, lütfen zevkini çıkarın. Pekala, hamburger zamanı. Bu öğün için altın rengi akşam yemeği eldivenlerine de ihtiyacım olacak. Bu eldivenler ayrıca en sevdiklerim. İşte böyle. Bu çok lezzetli olacak. Hamburgere bayılıyorum. Bir saniye, bu nedir? Altın para mı? Şef, bu nedir? Burger ekmeğinin içinde unutmuş olmalıyım. Lütfen kızmayın. Sorun yok, sorun yok. Yemeğe devam edebilirim. Hoşunuza gittiğine memnun oldum hanımefendi. Pekala, sanırım dondurma tezgahım hazır. Şuna da bak. O ne öyle dik dik bakıyor? Dondurma, gel vatandaş. Evet, işte dondurmanız. Teşekkürler ve afiyet olsun. Dondurmalar taze ve leziz. Sadece bugüne özel. Evet, dondurmam büyük başarı kazandı. Size bir tane, size de ve size de. Şimdiden bu kadar para kazanmış olmasına inanamıyorum. Dondurmalarım var, lezzetliler. Niye kimse benden dondurma almıyor? Çok leziz. Bir dakika. Belki de görünümüm yüzündendir. Pekala göz rengimle başlıyorum. Sanırım maviyi seçeceğim. Şimdi de dondurma külahlarından birini kullanacağım. Külahın çevresini çizdim. Şimdi kağıt mendil ve sıvı lateks gerekli. Mendili buruşturuyorum ve latekse batıyorum. Şimdi çizdiğim dairenin etrafını kaplıyorum. Bütün daireyi kaplamalı. İşte bitti. Şimdi külahı tekrar alıyorum. Ve onun çevresini çizdiğim yere yerleştiriyorum. Pekala şimdi beyaz kalemi yüzüme sürüyorum. Dudaklarıma ve çeneme kadar. Tamam bu kadar yeterli. Şimdi pembe boya ve fırçaları alalım. Kağıdı boyuyorum ve işte kurudu. Kağıdın tamamını boyadıktan sonra yüzümü boyamaya geçiyorum. Bitti. Peki sırada ne var dersin? Süs şekerleri. Onları külahın ve boyanın üstüne serpiyorum. Dudaklarımı ve göz kapaklarımı da kaplıyorum. Ve şimdi bitti. Sanki yüzümde erimiş bir külah dondurma var gibi duruyor. Şimdi dondurma satmaya geri dönelim. Dondurma, dondurmam kaymak. Vay canına, şu kıza bak.
Dondurmamı kesinlikle ondan alacağım. Oh, makyajın müthiş. Teşekkürler, işte dondurmam. Bana da lütfen bir külah dondurma. Oh, bu dondurma çok leziz. Of, bu ne ya? Bunu ben de yapabilirim. İşte bak, bu nasıl? Dur, yüzündeki şu ifadeye bak. Peki, hadi birlikte açalım. Oo, altın ekmek. Basit bir malzeme ama biraz hayal gücüyle bir şeyler yapabilirim. Acaba ne yapsam? Tost? Yok ya. Nasıl tost yapıldığını bile bilmiyorum. Hiç bana bakmayın. Neyse. Sanırım bir fikrim var. Bu işe yarayabilir. Ekmeği alüminyum folyoya yerleştirelim. Üstüne peynir ve bir dilim daha ekmek koyalım. Folyoyu katlayalım. Peki başka ne yapmalıyım? Tabii ya. Hemen geri döneceğim. Neden bununla uğraşıyorum ki? Nerede bu? Bana aldırış etmeyin. Sadece ütüyü ödünç alıyorum. Bu güzel sosismiş. Ketçabım olduğunu biliyordum. Nasıl ya? Sosisim! Hey, uyan! Daha önce seni bu konuda uyarmıştım. Ben sosis hırsızı falan değilim. Bununla ne yapacağını hiç bilmiyorum. Ütümü yapıyorsun. Bunu düşünmem gerekirdi. Mücevherlerim işte bu kadar. Tabii ki hanımefendi. Daha fazla spor yapmam lazım. Bunların hepsi çok güzel. Harika görünecekler. Bu zincirleri ekmeğin üzerine koyacağım. Yemek yapmak eğlenceliymiş. Hiçbir zaman yeterince altının olmaz. Yemek yapma anlayışın bu mu senin? Son dilim. Etkileyici. Sandviçim, onu yakamam. Çok güzel kokuyor. Çok basit görünüyor. Hayır, onu kaldıramıyorum. Çok ağır. Tamam hanımlar, yemeklerinizi gösterin. Vay, veriyorum. Sonunda. Burada neyimiz varmış? Yenmez bu. Sınıfta kaldın. Damak zevkin hiç iyi değil. Gece iyi uyumuşum. Hayır. Ne olur bu kuş pisliği olmasın. Niye başıma böyle şeyler geliyor benim? Hey, tam işler daha kötüleşmez derken. Bu hiç hijyenik değil. Burada iyi bir şeyler var mı? Ufak bir atıştırmalık gördüm. Bu kuş hayatımı mahvediyor. O zaman bunun acısını çıkartmalıyım. Kanat ızgara geliyor. Okul insanların seni beğenip beğenmediği konusunda endişe etmeden de yeterince zordur. Şu yaptığına bak. İçeceğini bütün üstüme döktün. Çok özür dilerim. Gideyim ben. Sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Unutmadan ev ödevimi de hemen bitireyim. 3, 2, 1, hadi. Şu suya bak. Sırılsıklam olacak. İşte bu kadar. Bu ona gününü gösterir. Ev ödevim de mahvolmuş. Popüler olmamaktan nefret ediyorum. Dersizleri var. Bu harikaydı. Şimdi bir molaya ihtiyacım var. Çok acıktım ama biraz yemek olsa iyi olurdu. Bir dakika, ne yapacağımı biliyorum. Evet, daha sonra yerim diye sakladığım sandviçin yarısı burada. Yaşasın öğle yemeği zamanı. Dişim ne oldu öyle? Ne oldu? Dişimi mi kırdım bir de? Bu nasıl olabilir ki? Sandviç taş gibi sertleşmiş. Bu yenilemeyecek kadar bayatlamış olmalı. Hala açım. Aman tanrım. Zengin bir müşteri. Lütfen buyurun oturun. Pekala, bana hangi tarzdan hoşlandığınızı bildirin lütfen. Pekala, bir bakalım. Hangisini istiyorum? Altın saç. Elbette size çok yakışacak. Sizi altın bir tanrıçaya çevireceğim. Biraz keselim ve biraz da tarz katalım. Buradan biraz, şuradan da birazcık. Lütfen bir bakın.
fitreler gerçekten çok güzel ve altının tonunu sevdim. Tamam, bu kadar yeter. Ödemeni al. Ayaklarımı yardıma ihtiyacı var ama. Buralarda hiç yedek çorap var mı? Aa, ayakkabıya ihtiyacın olduğunu duydum. Bunları al. Aa, teşekkür ederim çöp tekli adam. Aa, burada daha temiz bir şey var mı? Fare! Sanırım hiç yoktan iyidir. Ay ne çok kirin var. Üstüne yapışmışlar gibi. Ah kirleri kazımak hiç bana göre değil. Bu şey görünümü kurtarabilir. Aseton lekeleri çıkarabilir. Pamuğa biraz dök. Sonra da kirli yüzeye sür. Devam et, bitmek üzere. Ah oh, bak yeni gibi oldu. Çok sevimli. Tada! Ay! Bunlar için de bana yardım edebilir misin? Ay, kendin hallet. Hey, ne haber? Vay canına, saçına bak. Saçlarına yaptığın şeye bayıldım. Ha? Orada ne yapıyor? Hey, bakın, yeni bir kaykay aldım. Nasıl yani? Benim yerim onunla ilgileniyor. O zaman bir tek boynuzlu büyüsü uygulayayım. Evet, teşekkürler. Kendim süsledim. Vay canına. Oo, kaykayıma ne oldu şimdi? Evet, çok iyi işe yaradı. Artık onunla ilgilenmiyor. Oo, demek o yaptı. Bu kapışma demektir. Ona gününü göstereceğim. Bu sefer kaykayımı daha da güzel süsleyeceğim. Kırmızıyla başladım ama tek renk bu olmayacak. Evet, şimdi harika görünüyor. Ama şimdi başka bir şeye daha ihtiyacım var. Buna biraz tıraş köpüğü ekleyeceğim. Bu çok güzel olacak. Tamam, bu yeter. Şimdi sırada siyah sprey boya var. Şimdi bütün kaykayı siyahla kaplayacağım. Sonra da köpüğü suyla durulayacağım. Su bütün köpüğü götürecek. İşte tertemiz oldu. Kaykayımın içi bitmiştir. Hey, kaykayın nasıl olmuş? Yok artık, bunu nasıl yaptın? Bye. Çok acayip olmuş, süper. Ha, demek öyle. Bu benim en sevdiğim lollipop. Bunu duydun mu? Benim de yemeğim var. Taze ve sıcacık. Afiyet olsun. Hmm. Öyle mi? Peki buna ne dersin? Neyse. Aa, canına. Bunların hepsini yiyebilirim. Son lokmasına kadar bitireceğim. Mideni bozabilirsin ama seçim senin. İlk hamburgerim geliyor. Hmm, nefis. Harika. İğrenç yetenekli ama. Hepsini yiyebilirim. Buradaki canavarın aksine ben daha yavaşlıyorum. Sen kime canavar diyorsun? Hepsi bitti. Benimki de bitti. Pekala, sırada temizlik var. Ne kadar fazlaysa o kadar iyi. Hey, çok yetenekliyim değil mi? Hey, biraz dikkatli ol. Biraz buraya, biraz da buraya. O da ne? Buzlu çay mı? Aha, çok ferahlatıcı. Hiç adil değil. Ben de ferahlatıcı bir şey istiyorum. Ver şunu bana. Sende çok var. Of. Hey! Sen aklımı kaçırdın. Hepsini döktün. Bu muhteşem bilim partim için. O kadar heyecanlıyım ki çığlık atabilirim. Bilim partisi. Bilim partisi. Bilim partisi. Hey! Bilim partime gelmek ister misin? Aa, çok isterim. Cuma görüşürüz. Moleküllerim hazır mı? Umarım kıyafetim iyidir. Pekala. İçeri buyur. Oo, çok hoş görünüyorsun Brian. Başlayalım mı? Atomların bu kadar küçük ama bu kadar hızlı olduğunu kim bilebilirdi? Hey, denesek mi? Ve dök. AI
ikiyi buraya koyarsan ve karışıma sulfür eklersen... Bu daha sıkıcı olamazdı. İşte bu yüzden buna pamuk helva tuğlası diyorum. Şubat'a doğru satışlar bayağı art. İçlerinden biri beni dinliyor mu acaba? Onda beş mi? Buldum. Yüzü beyaz makyaj kalemiyle ortadan bölüyoruz. Sonra alına geçiyoruz. Şimdi en üstteki bölümü beyaz boyayla dolduruyoruz. Bu birkaç dakika alabilir ve belki birkaç kat gerekebilir. Sonra alttaki bölüme geçiyoruz. Ve şimdi eğlence başlıyor. Hadi bakalım. Bir tarafa pembe, diğer tarafa mavi sürüyoruz. Sarıyla da burnun yanlarını boyuyoruz. Boyuna kadar renkleri birbirine karıştırıyoruz. Harika! Şimdi fırçanın üstüne biraz beyaz renk alıp minik şirin bulutlar yapıyoruz. Bulutlar farklı boyutlarda olabilir. Boynu unutmuyoruz. Dudakları da parlattık mı işimiz harika şekilde bitiyor. Güzel olmadı mı? Kirpikleri böyle sade bırakacağımı düşünmedin herhalde, değil mi? Vay canına, bu beyaz kontak lensler çok müthiş görünüyor. Şimdi devam edebilir miyiz? Vay canına, bunu görmen lazım. Harika olmuş. Neyse ki bir şey ilginizi çekti. Şimdi bunların bir sürüsü geliyor. Hadi gelsin bakalım. Müthiş bir lezzet. En tatlıdan daha tatlı. Anne, bu müthiş. Anne bak. İnanılmazmış. Bu doğru adres gibi görünüyor. Teslimat için geldiler herhalde. Buyurun, Kargonus hanımefendi. Evet, paket gelmesine bayılıyorum. Bu seferki Avustralya'dan. Şu kutuyu bir açayım da. Hadi Bant, seni açmam gerek. Of, faydası yok. Tabii ya, makası kullanacağım. İşte böyle bantın ortasından yırtıyorum. Bütün bantı kesmeliyim. Nihayet kutuyu açabildim. Olamaz. Makas bütün ceketi kesmiş. Hayır, tamamen mahvolmuş. Ne büyük bir hata. Ama belki de yapabileceğim bir şey vardır. Pekala, üzerime giyip durma bir bakayım. Şimdi tekrar makas lazım. Zaten kesilmiş olan yerlerden kesmeye başlıyorum. İşte çepeçevre kesiyorum. Şimdi alt yarısını etek olarak kullanabilirim. Düğmeler onu yerli yerinde tutacak. İşte kısa bir ceketim ve bir eteğim oldu. Vay canına, müthiş görünüyor. Kesinlikle fotoğrafını çekmeliyim. Bu selfie'ler çok beğeni alacak. Evet, bu resmi kesinlikle yolluyorum. Ay, umarım beğenir. Beğendi ya, çok havalı olduğunu düşünüyor. Evet.